Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Sizler için fuarları takip etmeye devam ediyoruz. Bugün durağımız Konya ve Konya'da 2018 Makine Metal İşleme Fuarını ziyaret ediyoruz. Fuar standlarımızdan Emos Grup firmasına konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Ümit Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmayla ve sektörün gidişatıyla alakalı ne gibi bilgileri aktaracak. Merhabalar Ümit Bey, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar bu arada. Kendinizi biraz tanıtır mısınız bizlere? Ben Ümit Iğdır, Emos Grup şirketinin sahibiyim. Şirketimiz 2011 yılında kuruldu. Şu an dijital ölçme sistemleri ana kalemlerimizden bir tanesi. LED makine aydınlatma lambaları, freze eksen motorları, CNCL çarkları, makine yağlama sistemleri. Bu ürünlerin satış, servis ve montajını yapıyoruz Türkiye'de. Yani şu an Türkiye'de de ürünler hakkında da lider konumdayız. Şu an Konmak Fuarı'ndayız. Konmak Fuarı'nda da bizim ürün gamımızda ikinci bir firma bulunmamakta. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Dijital ölçme sistemleri, işte manyetik cetveller, optik cetveller. Bunların Türkiye'de imalatlarını yapacağız. Şu an ithal olarak getiriyoruz. 2019 yatırımında bu cetvellerin üretimlerini Türkiye'de yapacağız. TÜBİTAK ve KOSGEB destekli olacaklar. İnşallah ülkemize bunları da kataraktan bir destek sağlayacağız. Peki biraz ürünlerden detaylı olarak bahseder misiniz? Kullanım alanları da nereler? Dijital ölçme sistemlerimiz takım tezgahlarında özellikle kullanılıyor. Takım tezgahlarında iş parçalarının boyutlarını ölçmek için kullanabilirsiniz. Kaliteyi arttırmak için, iş performansınızı hızlandırmak için, zamanla tasarruf etmek için kullanabilirsiniz. Cetvellerimiz 5 mikron ve 1 mikron hassasiyette üretiliyor. Manyetik ve optik olmak üzere 2 çeşit ürün gamımız var. Dijital göstergelerimizde ise yine 2 çeşit ürünümüz var. Bir tanesi LCD dijital göstergeler, bir tanesi numerik LCD göstergeler. Yine bunlar da takım tezgahlarında, farklı alanlarda kullanmak için ürettiğimiz sistemler. Evet, bunların hepsinin üretimi sizlere ait. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz peki üretirken? Bunları üretirken ürünlerin kaliteli olmasına, ölçüm tekrarlanabilirliklerinin yüksek olmasına dikkat ediyoruz. Sudan, tozdan, pislikten etkilenmemiş olmalarına dikkat ediyoruz. Bunlarla ilgili ARGE çalışmalarımız var. Ürünleri daha pratik, daha hızlı nasıl montaj ederiz? Daha uzun ömürlü nasıl müşterilerimiz kullanabilir problem çıkarmadan? Bunları analiz ediyoruz. Hı hı. Peki bu unsurlar sektördeki farkınız için yeterli kalıyor mu? Bu unsurlar sektörde bizi üst seviyeye taşıyor tabii ki. Çünkü cetvellerimiz dediğim gibi sudan, tozdan, pislikten etkilenmiyor. Bu çok büyük bir artı avantaj. Ha, optik cetveller tabii ki daha hassas. Fakat Türkiye şartlarına veyahut da Türkiye'deki üretim şartlarına baktığımız zaman manyetik cetvel kullanmak daha mantıklı oluyor. Çünkü su, toz, pislik gibi dış etkenleri hava yoluyla cetvellerin içine sokup da cetvellerin arızalanmasına sebebiyet gösterebiliyorsunuz. Yani bu yüzden dolayı optik cetveli kullanma şansınız çok düşük kalıyor. Optik cetvelin üstüne bir su damlası da gelse hava yardımıyla cetvel arıza veriyor. O bölgeyi okumadan geçiyor. Hani bu gibi dezavantajlarından dolayı optik cetvel Türkiye şartlarında kullanmak doğru değil. Manyetik cetveli kullanmak daha avantajlı kalıyor. Ama üretim şartlarını karşılarsanız, tezgahta hava kullanmazsanız, cetvelin içerisine su, toz, pislik gibi dış etkenler götürmediğiniz sürece optik cetvelden daha yüksek hassasiyet ve daha yüksek verim alabilirsiniz. Evet. Peki ürünlerinizi yurt içi, yurt dışı nerelerde görebiliyoruz? Şu an yurt içi satışımız, montajımız var ama biz hani üretimi %100 kendi içimize çektiğimiz zaman yurt dışı hedeflerimiz tabii ki var. Zaten bu ürünleri şu an yurt içi pazara ancak analiz edebiliyoruz ama üretim %100 Emos Grup çatısı altında toplandığı zaman tabii ki yurt dışı daha artı seviyede olacaktır satışlarımız. Evet. Yeni projeler düşünüyorsunuz. Neler bekliyor sizleri? Yeni projelerde LED makine aydınlatma lambalarımız var. LED makine aydınlatma lambalarının üretimine başladık. Bunların PCB'lerinin çizimleri, PCB'lerinin yapılması, imalatları şu an başladı. Kalıplandırma, kalıp
hane kurulumu, bu gibi faaliyetlerimiz şu an var. Artı olarak bunlar var. İkaz lambalarımız var. İkaz lambalarını şu an için üretmeyi düşünmüyoruz. Bir sonraki üretim potansiyelinin içine katmak istiyoruz. Yani 2020 hedefi olabilir. Ama şu an için 2018-2019 için cetveller, göstergeler, LED makine aydınlatma lambalarını şu an için imalat aşamalarımızda bunlar var. Daha sonrasında ikaz lambalarını da katacağız. Makine ölçüm sistemleri şu an bir projemizde makine ölçüm sistemleri, hassas ölçüm makineleri, tezgahları diyebiliriz. Bunların kurulması var. Bunlar için de şu an çalışmalarımız devam ediyor. Şu an bir iki prototipimiz kuruldu. Bunları daha fazla Ar-Ge kapsamında sokup 2020 hedeflerinin içinde o masa, ölçüm masalında sokmayı düşünüyoruz. Biz de sizleri görmekten mutluluk duyarız. Teşekkür ediyoruz sizlere. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün durağımız sizler için Konya dedik. Konya'da 2018 Konmak Fuarı'ndayız. Bu arsantlarımızdan Emos gruba konuk olmuştuk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.